Konuklarına şimdi Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci telefon attığımızda. Müjdat Bey, hoş geldiniz. Müjdat Bey, bizi duyabiliyor musunuz? Evet, şimdi duyuyorum. Evet, bugün Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın 4. enflasyon raporunda dikkat çeken konulardan biri de sanayi üretimine ilişkindi. Özellikle 3. çeyrekte sanayi üretiminin 2. çeyreğin de altında geleceğini, yatırımlar kısmında ise zayıf İğmenin devam ettiğini söyledi Başkan Murat Çetinkaya. Zaten biz bunu özellikle sanayi üretimindeki zayıflamanın işareti, bir anlamda da zayıf seyrini sürdüren iç talep ve ihracat olarak da gösterebiliriz, değil mi? Siz ne dersiniz? Bir, bunu soracağım. İkinci sorumda özellikle yılın sonuna, yani dördüncü çeyreğe ilişkin sanayi üretiminde ve yatırımlar ayağında beklenti ne yönde şekilleniyor? Valla şimdi her şeyden önce 3. çeyreğin hepimizin de bildiği gibi ve daha önceki aylarda da bunları analiz ettiğimiz kadarıyla yani iyi gitmediğini ve bunun daha düşük gideceğini hepimiz biliyoruz. Ve bunun da muhtelif sebepler var. Bu sebeplerin içerisinde inanılmaz tatillerin araya girmesi ve bu çok çok uzun tatiller yapmamız ve bunun içerisine yani önemli işte darbe girişimlerinin de bu işin içerisinde olması gerçekten bunun sebebi olarak analiz edilebilir. Ancak ben bu çeyrekte yaşadıklarımızı bundan sonraki çeyrekte en azından bu kadar kötü yaşamayacağımızı kesinlikle düşünüyorum. Çünkü ne olursa olsun kapasite kullanma oranlarımızda önemli artışlar var. Özellikle son çeyrekte. Yani ne olursa olsun ben bir Denizli Sanayi Odası Başkanı olarak bir tekstil merkezinin en azından içinde bulunuyorum. Hala yani Avrupa'daki sipariş taleplerimizde önemli bağlantılar var. Dolayısıyla yıl sonu itibariyle özellikle son çeyrekte bunların artışları özellikle dördüncü çeyrekte de bizi önemli yerlerde kurtaracaktır bu diye düşünüyorum. Yatırımlar konusuna gelince tabii yatırımlar konusu yani çeyreklerle değerlendirilecek olaylar değil. Yani daha uzun vadelerde konuşulması gerekir. Gerçekten esasında yani Türkiye'de uzun zamandan beri yatırımlarla ilgili önemli sorunlarımız var, sıkıntılarımız var. Gerçekten sanayicimiz yani gerekli olmadıkça, eğer verimliliğini veyahut da kapasite artırımını sağlamadıkça hani greenfield dediğimiz yeni yatırımlara pek girmediğini görüyoruz. Yani bu yatırımlardan yani kendisini uzak tuttuğunu görüyoruz. Bunun da tabii muhtelif sebeplerini de rahatlıkla söyleyebiliriz. Şu andaki Türkiye'deki ve Türkiye'nin yaşadığı krizlerle yani risk ortamında yani yatırımcının daha büyük konularda yatırım yapmayışını bağlayabiliriz. Ama Türkiye yani mutlak surette özellikle yatırım konusundaki sorunlarını çözmek zorundadır. Yani istihdamdaki son günler Eylül'deki rakamlarımız da zaten bunu göstermektedir. Eğer biz yatırımlarımızı artıramazsak istihdamda ve ihracatta önümüzdeki zaman içerisinde çok büyük problemler yaşarız. Bunlar hepsi birbirine bağlı trendler. Dolayısıyla yani ülke olarak, siyasi iktidar olarak her şeyden önce yani bence yatırımın üzerinde özellikle açıklanacağını düşündüğümüz bugünlerdeki teşvik yatırımıyla da yani Türkiye'de bunun hareketlendirilmesi düşünüyorum. Çok çok teşekkür ediyoruz. Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci diyor ve